Hello everybody, how are you today? Evet arkadaşlar, bugün 8. sınıf İngilizce dersindeki ilk yazılımıza çalışıyoruz. Hemen başlıyoruz. Subjects of first exam. Evet, ilk sınavımızın konularına bakalım arkadaşlar. Hangi konuları işledik onları bir tekrar edelim ilk sınavımız için. Unit 1, Friendship. Evet arkadaşlar, peki biz bu ünitede hangi konuları işledik? Hemen bakalım. Accepting and refusing, making an offer. Burada ne yaptık? Kabul etmeyi, reddetmeyi, öneride bulunmayı, teklif etmeyi öğrendik değil mi arkadaşlar? Peki sonrasında ne yaptık? Making simple inquiries, basit alıştırmalar yaptık bu cümlelerle ilgili. Unit 2, Teen Life. Evet, ikinci ünitemiz genç hayatı ünitesinde ise expressing likes and dislikes, sevdiğimiz ve sevmediğimiz şeylerden bahsettik. Stating personal opinions, burada da kişisel düşüncelerimizi nasıl ifade edeceğiz, hangi cümlelerle başlayacağız onları öğrenmiştik arkadaşlar. Unit 3, in the kitchen. Mutfakta ünitemizde neler yaptık? Hemen bakalım. Describing simple processes. Evet arkadaşlar, burada basit süreçleri nasıl anlatıyoruz? Yemek yaparken hangi cümlelerle başlıyoruz? Onları öğrendik. Expressing preferences. Burada da tercih ettiğimiz şeylerden bahsettik. What do we know? Hemen cümle yapılarımıza bakalım. Would you like to come tomorrow? Yarın gelmek ister misin? Sure, that sounds fun. Tabii ki, kulağa eğlenceli geliyor, hoş geliyor gibi önerilerde bulunurken accepting, refusing nasıl yapılıyor bunları öğrendik. What type of music do you like? Hangi tür müzik seversin dedik arkadaşlarımıza. Bu soruları nasıl yönelttik arkadaşlar? Hemen cevaplarımıza bakalım. I like rap music. I prefer jazz music. Evet, burada neler yaptık? Sevdiğimiz müzikten bahsettik ve tercih ettiğimiz müzik türünden bahsettik. Rap müzik severim, jazz müzik tercih ederim dedik. First, second, next. Burada neler yaptık? Sequence words, yani sıralama kelimeleriyle bir tarif verirken cümlelere nasıl başlayacağımızı öğrendik. Devam edelim alıştırmalarımızla. Match the words with their definitions. Evet, burada ne yapıyoruz? Kelimelerimizi açıklamalarıyla eşleştireceğiz. Bakalım ilk önce backup kelimemiz ne demek? Backup desteklemek demek değil mi arkadaşlar? Peki biz bu açıklamadan hangileri ona uygun hemen eşleştirelim arkadaşlar. Backup desteklemek demek de support yine desteklemek demek arkadaşlar. Peki diğer kelimemize bakalım. Friend, arkadaş demek değil mi arkadaşlar? O zaman onun açıklamasına bakalım. Hangi kelimemizle eşleştiriyoruz? Buddy, mate, kanka, arkadaş. Evet arkadaşlar, eş anlamlı kelimeleri gibi düşünebiliriz aynı zamanda. O zaman burada da buddy, mate'i friend ile eşleştirdim. Count on, güvenmek. Birine güvendiğimiz zaman bu kelimeyi kullanabiliriz. O zaman biz buradan hangi kelimemizi eşleştiriyoruz? Trust kelimemizi eşleştiriyoruz arkadaşlar. Trust da güvenmek demek. Secret kelimemize geldik. Secret sır demek arkadaşlar. Hemen bir definition bulalım onun için. Burada arkadaşlar sırrımızı biz saklarız değil mi? İki kişinin arasında tuttuğu şeydir sır. İngilizcesine bakalım. Something hidden between two people. Evet. Burada da secret kelimemizi eşleştirdik. Ve terrific kelimemize bakalım. İlk önce ne demekti Türkçesi? Muhteşem demekti değil mi? O zaman buradan da ona göre bir şeyle eşleştirelim. Wonderful, great, awesome diyebiliriz değil mi? Harika, muhteşem kelimemizle eşleştirebiliriz arkadaşlar. E ifadesindeki kelimelerimizi. Laid back kim için kullanıyorduk? Rahat insanlar için kullandığımız bir kelime. Laid back, rahat demek arkadaşlar. Hemen bir definition bulalım. Being relaxed, not worried. Evet, rahat olmak arkadaşlar. Endişelenmemek, endişeli olmamak demek. O zaman altıncı kelimeme de A definition'ını ekliyorum arkadaşlar. Get on well ne demek? İyi anlaşmak. Bir arkadaşımızla iyi anlaştığımız zaman get on well kelimemizi kullanabiliriz. O zaman onunla hangi kelimemizi eşleştiriyoruz? Hemen bulalım. Like each other, have good relationship kelimelerimizi eşleştirebiliriz arkadaşlar. İyi anlaşmak, iyi geçinmek diyebiliriz. Diğer alıştırmamıza bakalım bizden ne isteniyor. Read the sentences and write the phrases into the correct categories. Evet, burada ne yapıyoruz? Cümlelerimizi okuyacağız. Sonra düzgün kategorileri o cümlelerimizin başındaki sayıları ekleyeceğiz arkadaşlar. Accepting, refusing, inviting, offering var. Burada nelerdi bunlar? Accepting bir şeyi kabul etme, refusing bir şeyi reddetme, inviting, offering davet etme, teklif etme demekti değil mi? Hadi cümlelerimizi okuyalım arkadaşlar. Would you like to come to my birthday party? Evet, burada ne var arkadaşlar? Bir teklif, bir davet var değil mi? O zaman biz bunu hangi kategorimize alıyoruz?
Inviting offering. Evet arkadaşlar, bakalım onun yanına başka ne gelecek? Doğum günü partime gelmek ister misin diyor bu cümlemizde. İkinci cümlemize bakalım. Cool, I would love to. Bu hangi kategoriye giriyor arkadaşlar? Burada bir accepting var değil mi? O zaman biz ikinci ifademizi de accepting'i alıyoruz. İsterim diyor arkadaşımız, katılacak herhalde oradaki etkinliğe. Sonra diğer cümlemize bakalım. I'm sorry but I can't. Üzgünüm ama yapamam diyor. O zaman bu bir refusing'tir değil mi arkadaşlar? Üçü de refusing kısmını alabiliriz. Dördüncü cümlemize bakalım. Sure, it sounds awesome. Elbette. Kulağa hoş geliyor diyor değil mi arkadaşlar? Kulağa harika geliyor diyor. O zaman biz bunu da bir accepting cümlesi olarak kabul edebiliriz. O zaman onu da hemen yazalım. Peki diğer cümlemize bakalım. I can't make it. Onu yapamam diyor. O zaman bir reddetme söz konusu. Hemen refusing kısmını yazıyoruz. Peki diğer cümlemize bakalım. Shall we go to concert tonight? Bu gece konsere gidelim mi? Yine burada da bir inviting offering söz konusu değil mi arkadaşlar? O zaman bunu da inviting bölümüne alıyoruz. Devam edelim alıştırmalarımızla. Match the questions with their answers. Evet, burada da soruları cevaplarıyla eşleştireceğiz arkadaşlar. Sorularımıza bakalım. What types of music do you like? Hangi tür müzikleri seversin diyor. Bu arkadaşımız böyle bir soru sorduğunda biz nasıl cevaplıyoruz? Hemen bir cevap bulalım bunu arkadaşlar. Science fiction. Burada bir film türünden bahsetmiş değil mi? O zaman ben bunun yanına B yazıyorum ve eşleştirmiş oluyorum arkadaşlar. How often do you go to the theater? Tiyatroya ne sıklıkla gidersin demiş. O zaman biz buna bir sıklık zarfı getireceğiz değil mi arkadaşlar? Hemen bulalım cevaplarımızdan. Evet, C'de bir sıklık zarfı var değil mi? Adverbs of frequency. Hem onu da tekrar etmiş oluyoruz aynı zamanda. Three times a month. Ayda 3 kez demiş arkadaşımız. O zaman hemen eşleştirelim. Buraya da C yazalım arkadaşlar. Would you like to eat out? Dışarıda yemek yemek ister misin demiş bu sorumuzda. O zaman bunu da hemen cevaplandıralım. No thanks, I'm full. Ne demiş burada? Bir reddetme var değil mi? Refusing. Hayır, teşekkürler, tokum diyor. Bu soruyu da hemen eşleştiriyoruz arkadaşlar. Dördüncü sorumuza bakalım. Why do you prefer listening to pop music? Pop müzik dinlemeyi neden tercih ediyorsun gibi bir sorumuz var burada. O zaman onun cevabı ne olabilir? Hemen bakıyoruz arkadaşlar. E ifadesinde ne demiş arkadaşımız? Because it's trendy diyebiliriz değil mi? Çünkü o modaya uygun demiş arkadaşımız. O zaman 4'ü de E'deki ifadeyle eşleştirmiş bulunuyoruz arkadaşlar. 5. sorumuza bakalım. Are you busy on Sunday evening? Pazar akşamı meşgul müsün diye bir sorumuz var. Hemen cevabımızı bulalım arkadaşlar. Ne kaldı? Zaten burada D ifademiz kaldı. Yeah, I have to finish my project. Burada ne diyor? Evet, projemi bitirmek zorundayım diyor. Bir refusing var buradaki ifademizi de hemen eşleştiriyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Match the phrases with pictures. Burada ne yapıyoruz? Resimlerle buradaki ifadeleri eşleştireceğiz ve yazacağız onları arkadaşlar. Görselimize bakalım. Bu arkadaşımız ne yapıyor? Burada biz genellikle yaptığımız şeylerden bahsediyoruz aslında. Kelimelere bakarsanız fark edeceksiniz. Bu arkadaşımız bir gazete okuyor değil mi arkadaşlar? O zaman ne diyoruz biz? Read a newspaper. Yazalım hemen. Read a newspaper. Gazete okumak demek. Peki diğer kelimemize bakalım hemen. Burada bir arkadaşımız arkadaşlarıyla mesajlaşıyor. Chat yapıyor sanırım. O zaman biz buna ne diyoruz? Chat with friends online. Arkadaşlarla online chat yapmak. Chat with friends online. Evet, diğer görselimize geçelim hemen. Evet, burada da bir arkadaşımız ödevini yapıyor. Önünde defteri var ve kalemi var elinde. Ne yazıyoruz o zaman? Do homework. Do homework ne demek? Ödev yapmak demek. Diğer görselimize hemen bakıyoruz. Bu arkadaşımız ne yapıyor acaba? İnternette geziniyor sanırım. Surf the net. İnternette surf yapmak demek değil mi arkadaşlar? Gezinmek. Diğer görselimizde bir arkadaşımız müzik dinliyor ve burada müzik notaları var. O zaman ne getiriyoruz buraya? Listen to music. Müzik dinlemek demek arkadaşlar. Listen to music. Peki son görselimize bakalım. Burada da bir arkadaşımız yatağına gidiyor, yatacak sanırım. O zaman ne diyoruz? Go to bed. Go to bed, yatağa gitmek demek. Ve burada ne yapıyoruz? Hemen diğer alıştırmamıza geçelim arkadaşlar. Read the text and write true or false. Buradaki tekste metini okuyoruz. Sonra cümlelere doğruysa true diyoruz, yanlışsa false diyoruz arkadaşlar. Hemen okuyalım. Hi, my name is Tonguç and I am 15 years old. I like sleeping late and hate getting up early.
I am a student, so I always get up early. After I get up, I wash my hands and face. If I have enough time, I have a shower. I usually have a toast and cup of tea for breakfast. I prefer walking to school to going by bus. I always have lunch in the school canteen with my best friend Tankut. I leave school at 4 o'clock. I arrive home at about 4:30 p.m. I have dinner first and then I have only 1 hour free time. I often play computer games in my 1 hour free time. After I play computer games for an hour, I do my homework. I usually go to bed at 11:30. Peki burada Tonguç neden bahsetti arkadaşlar? Günlük rutinlerinden değil mi? Bir günde neler yapıyor onlardan bahsetti. Biz cümlelerimize bakıp bulalım hemen. Tonguç likes getting up early. Evet, bu cümlemiz nerede? Burada değil mi arkadaşlar? Peki Tonguç geç uyanmayı seviyor mu? Hayır, sevmiyordu değil mi? Hate ne demekti? Nefret etmek demek. O zaman biz buna ne diyoruz? False diyoruz arkadaşlar. He hates getting up early. O erken kalkmaktan nefret ediyor değil mi? O zaman biz buna yanlış dedik. Peki ikinci ifademize bakalım. He prefers walking to school to going by bus. Peki bakalım bu doğru mu yanlış mı acaba? Arkadaşlar buradan cümlemizi hemen bulalım. I prefer walking to school to going by bus. Evet, bu doğru değil mi arkadaşlar? O okula yürüyerek gitmeyi, otobüse binmeyi tercih ediyormuş. O zaman buna ne diyoruz? True diyoruz arkadaşlar. T harfimizi koyalım hemen. He always lunch in the school canteen. Peki bu doğru mu yanlış mı acaba arkadaşlar? Bakalım cümlemizi bulalım. I always have lunch in the school canteen with my best friend Tankut. Bu doğru değil mi arkadaşlar? Nerede yiyormuş öğle yemeğini? Okul kantininde yiyormuş. O zaman buna da true diyoruz. Dördüncü cümlemize bakalım. Tonguç doesn't play computer games. Doğru mu yanlış mı acaba? After I play computer games for an hour, I do my homework. Evet arkadaşlar, Tonguç burada ne yapıyor? Bilgisayar oyunu oynuyor değil mi? O zaman bu ifademiz yanlış. Biz buna ne demeliyiz? He plays computer games demeliydik arkadaşlar. Doesn't olmamalıydı burada. Bu da false. Peki gelelim cümle sıralamalarımıza arkadaşlar. Put the words in correct order. Burada cümlelerimizi neye göre sıralıyorduk? Hemen bakalım. Bir swapped yapımız vardı değil mi arkadaşlar? Peki bu ne demek? Subject, sonrasında verb, sonrasında object, sonrasında place, en sona da time, yani zaman ifademiz geliyordu değil mi arkadaşlar? Bu kuralı unutmazsak yapabiliriz. Peki o zaman hemen başlayalım. Burada ne diyoruz? Subject ile başladık değil mi? Subject'imiz ne? I usually, eğer bir sıklık zarfı varsa fiilimizden önce geliyor arkadaşlar. I usually do, evet fiilimiz burada, sıklık zarfımız onun öncesinde. I usually do my homework. I usually do my homework in the evenings. En sona ne geldi arkadaşlar? Zaman ifademiz geldi. Evet, ne demiş peki burada arkadaşımız? Ben sıklıkla ödevimi akşamları yaparım diyor. Peki diğer cümlemize bakalım. Listen, rap, to, music, never, I. Hemen düzeltelim bu cümlemizi. Yine neyle başladık? Biz subject'le başladık. I never, yine burada bir frequency var değil mi arkadaşlar? I never listen, fiilimiz de geldi. Listen to rap music. Ben asla hiç rap müzik dinlemem diyor bu cümlemizde. Diğer cümlemize bakalım. Fond is he of camping. Evet, burada nasıl düzeltiyoruz acaba cümlemizi? He is, hemen bir subject'le başlayalım. He is fond of camping. Bu arkadaşımız neyi çok seviyormuş arkadaşlar? O kamp yapmanın düşkünüymüş değil mi? Çok seviyormuş onu yani. Peki diğer cümlemizi düzeltelim hemen arkadaşlar. Burada bir soru cümlemiz var. Biz soru cümlemize neyle başlıyorduk hemen bakalım. Eğer bir WH question varsa o her zaman soru cümlelerinde en başa geliyor arkadaşlar. Hemen yazalım burada what WH question'ımız var. Bakalım burada ne gelecek. Do varsa, bir yardımcı fiil ya da fiilimiz varsa WH question'dan sonra gelecek arkadaşlar soru cümlelerinde. What do you do? En sona ne geliyor? Zaman ifademiz yine. In the mornings. Sabahları ne yaparsın gibi bir sorumuz var burada. E ifademize bakıyoruz hemen arkadaşlar. Burada ne yapıyoruz? Bir subject'imiz var. O zaman başa gelsin. She likes listening to rock music.
Evet, burada neye dikkat ediyoruz arkadaşlar? Like'tan sonra eğer bir fiil geliyorsa ing almak zorunda. O neyi seviyormuş peki bu arkadaşımız? O rock müzik dinlemeyi sever diyor cümlemizde. Ve burada ne yapıyoruz arkadaşlar? In the kitchen ünitesinde biz yemek yapmayı ve burada neleri öğrenmiştik? Sequence words, yani sıralama kelimelerini öğrenmiştik. Buna göre biz buradaki tarifi okuyacağız. Sonrasında sorularımızı cevaplayacağız arkadaşlar. İlk önce bir okuyalım. How to make omelet. Evet, omelet nasıl yapılır? Bize bir sequence words vermiş arkadaşlarımız burada. First, second, then, next, later, after that gibi sıralama kelimelerimiz var. Peki okuyalım. First, ilk önce diyor değil mi arkadaşlar? We crack the eggs in a bowl. Evet, ilk önce ne yapıyormuşuz? Yumurtaları bir kabın içine kırıyoruz arkadaşlar. Second, ikincisi, yani sonra ne yapıyoruz? We add salt and stir the eggs. Evet, ne yapıyoruz? Tuzu ekliyoruz ve yumurtaları karıştırıyoruz arkadaşlar. Then, we put butter in a frying pan. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Neyin içine koyuyoruz? Frying pan'in içine ne koyuyormuşuz arkadaşlar? Tereyağı koyuyoruz kızartma tavasının içine. Next. Sonrasında ne yapıyoruz? Hemen bakalım diğer bir step, yani diğer bir adımımıza. Heat the butter. Pour the mixture into the frying pan and cook. Evet, burada tereyağımızı ısıtıyoruz. Sonrasında bu karışımımızı nereye aktarıyoruz arkadaşlar? Döküyoruz, kızartma tavamıza döküyoruz. Sonrasında da pişiriyoruz. Later, daha sonra grate the cheese and put in the eggs. Evet, burada peynirimizi rendeliyoruz sonrasında arkadaşlar ve yumurtaların içine atıyoruz. After that, fold it in half to melt the cheese. Evet, burada da eritiyoruz arkadaşlar en sonunda peynirimizi. Sonrasında da sorularımıza hemen bakalım. One, what are the ingredients of an omelet? Evet arkadaşlar, omletin malzemeleri nelerdi hemen bakalım. Eggs mutlak olmak zorunda değil mi, yumurtalar? Evet, yazalım. Eggs, butter, tereyağı olmak zorunda. Sonrasında tuz ekliyoruz arkadaşlar ve isteğe göre de cheese, yani peynir ekleyebiliriz. Diğer sorumuza bakalım hemen. What should I do after pouring the mixture into the frying pan? Evet, burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada pouring the mixture into the frying pan, yani bu karışımı kızartma tavasına döktükten sonra neydi adımımız arkadaşlar? Hemen yazalım. Ne yapmalısın? You should grate the cheese. Peyniri rendelemelisin diyordu değil mi arkadaşlar burada? And sonra onları nereye koyuyorduk? Put it in the eggs. Yumurtaların içine de koyuyorduk değil mi arkadaşlar? Üçüncü sorumuza bakalım. What is the third step of cooking an omelet? Evet, üçüncü adımı neydi omlet yapmanın arkadaşlar? Hemen yazalım. Put butter in a frying pan. Evet arkadaşlar, kızartma tavamızın içine ne koyuyorduk? Butter, yani tereyağımızı da koyuyorduk. Bu şekilde de nasıl omlet yaptığımızı çalışmış olduk arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizde sınavınızda başarılar diliyorum arkadaşlar. Yapacağınıza eminim. Thank you for listening to me. Goodbye. See you.